Pasur Belediye Spor, Liderlik Koltuğunu Korudu Diyarbakır Süper Amatör Ligi C grubunda mücadele eden Pasur Belediye Spor, namaluk lider olarak yoluna devam ederek rakiplerine galibiyet fırsatı vermiyor. Diyarbakır Süper Amatör Ligi C grubunda mücadele eden Pasur Belediye Spor, dün saat 13.00 Tekul Pilçe Stadında, Öğretmenler Ay Spor ile oynadığı karşılaşmada 2-0 galip gelerek liderlik koltuğunu korumayı başardı. Diyarbakır Süper Amatör Ligi C grubunda mücadele eden Pasur Belediyespor, 4. maçında Öğretmenler Ayspor'u evinde konuk etti. Kulp ilçe stadında saat 13.00'te başlayan karşılaşmaya iyi başlayan Pasur Belediyespor, ilk yarıda bulduğu golle devreyi 1-0 önde kapattı. Olumsuz hava şartlarına rağmen baskılı oyununu ikinci yarıda da sürdüren Pasur Belediyespor karşılaşmanın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmadan 2-0 galip gelmeyi başardı. Liderliğini bu haftada da sürdüren Pasur Belediyespor, bu galibiyette 12 puana ulaşıp averajını 17'ye yükseltti. Utb Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, olumsuz hava şartlarına rağmen oyundan kopmayan ve oyunun genelinde üstün bir oyun sergileyen Pasur Belediye Spor, karşılaşmada galip gelmeyi başardı. Dördüncü maçında da galip gelip liderlik koltuğuna oturan takımımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum dedi. Kulp'un İslamköy Mahallesi'nde başlatılan kar temizleme çalışmaları tamamlandı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kulp Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri, Kulp ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle İslamköy Mahallesi ve bağlı sokaklarında başlatmış olduğu kar temizleme çalışmalarını tamamladı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve Kult Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekiplerinin, İslamköy Mahallesi'nde başlatmış olduğu kar temizleme çalışmalarını tamamlayarak yolu ulaşıma açtı. Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığını ifade eden Kulp Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Gözdet, kar yağışının yağmasıyla birlikte karla mücadele ekiplerimizi ilçemizin yüksek kesimlerinde bulunan İslamköy Mahallesi'ne yönlendirdik. İslamköy Mahallesi ve bağlı sokaklarına ait yollarda kapanmaya mahal vermeden ekiplerimizce başlatılan temizleme çalışmaları tamamlandı. Vatandaşlarımızın ulaşım noktasında herhangi bir aksaklık yaşamaması için kar temizleme ekiplerimizi her an yol temizleme çalışmaları için hazır bekletiyoruz. Kurak bir dönemden sonra yan kar yağışı bizleri sevindirdi. Bolluk ve berekete vesile olur inşallah, dedi cansız bedeni bulunan Şerifanın Han'ın ön otopsisi belli oldu. Diyarbakır'da, 7 gün önce kaybolan iki çocuk annesi 23 yaşındaki Şerifa Çiçek'in dün cansız bedeni evine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulundu. Yapılan ön otopside intihar bulgusuna rastlandığı belirtildi. Yenişehir ilçesi Güvendere mahallesinde dün ölen saatlerinde vatandaşlar, trafo direğinin dibinde hareketsiz halde kadın buldu vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırma sonucu cesedin 7 gün önce kaybolan Şerifa Çiçek e ait olduğu tespit edildi. Kadını cansız bedeni otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna götürülürken, Burada yapılan ön otopsi raporundan kadının yüksek gerilim hattında elektrik çarpması sonucu yere düşüp öldüğü belirlendi. Otopsi işlemleri sonrası Şerife Çiçek'in cansız bedeni dün gece ailesi tarafından alınarak Yeniköy Asri Mezarlığı'ndan gözyaşları içinde defin edildi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Diyarbakır ürünleri yeni pazarlara sunulacak. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Karacadağ Kalkınma Ajansı desteği ile yürütülen Gastro İnovasyon Merkezi projesi start aldı. Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası organizasyonu ile geçtiğimiz hafta içinde Boğazkere Üzümü, Diyarbakır Örgü Peyniri, Karacadağ Pirinci ve Diyarbakır Mercimeği üreten üreticiler, işleyen sanayi işletmeleri, tedarikçiler, satıcılar ve ilgili kurumlar bir araya geldi. Üç gün süren vizyon buluşmalarında her bir ürünün üretiminde yaşanan sorunlar, hangi pazarlara sunulduğu, nerede işlendiği ve farklı pazarlara sunumu için ihtiyaç olan yatırımlar üreticilerin yoğun katılımı ile değerlendirildi. Vizyon buluşmaları Ocak 2022 Delice Domatesi, Çermik Biberi, Burma Kadayıf ve Diyarbakır Karpuzu ile devam edecek. Her bir ürünün üretim, işleme ve pazara sunumu analiz edilerek katma değer üretimi için stratejik planlama çalışmaları yapılacak. Proje çalışması ve vizyon buluşmalarını Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Erdal Avşar değerlendirdi. Avşar, bu askere üzümünün tescili Mart 2021'de yapıldığını hatırlattı. Yerelde kırsal bölgelerde üretimi yapılan boğaz üzümü Diyarbakır'da üretilen farklı üzüm çeşitlerinden sadece biri olduğunu belirten Avşar, özellikle şarap üretiminde tercih edilen özel bir bitkisel ürün. Bu ürünün üretimi ve işlenerek pazara sunumu temel gündemimizdi. Toplantıya Mediajo Genel Müdürü Levent Kömür'de katılım sağladı ve bu üzüm çeşidinin üretiminden nihai ürün olarak tüketiciye sunumuna kadar tüm aşamaları değerlendirildi. Diyarbakır örgü peyniri kendine has üretim yöntemi ile bilinen bir ürün. Proje kapsamında örgü peyniri yapılan kırsal alanlar ve kentteki diğer peynir çeşitleri de araştırılarak belgelendi. Vizyon buluşması toplantısına Kars peynir üreticisi İlhan Koçulu katılım sağlayarak peynir üretimindeki deneyimlerini üreticiler ile paylaştı. Bu ürünün standartlarına göre üretimi sağlanarak, diğer peynir çeşitleri ile birlikte peynir rotasının oluşturulması temel hedefimiz, dedi. Avşar, kentin sahip olduğu bu çeşitliliğin doğru bir planlama ile korunması, üretiminin sürdürülmesi gerektiğini ifade ederek, bu kadar zenginliğe sahip bir kentte bu zenginliğin ekonomiye kazandırılmasının oldukça önemli olduğunu sözlerine ekledi. Avşar, bu nedenle her bir ürün için ayrı ayrı çalışma yaptıklarını, üreticiler, tedarikçiler, satıcılar ve B farklı aktörler ile bir araya geldiklerini ve her bir ürünün kendi üretim değeri ve markası ile pazara sunumunu destekleyeceklerini söyledi. Diyarbakır'da baz istasyonu hırsızları jandarma suç araştırma timinden kaçamadı. Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde baz istasyonunda jeneratör çalan iki şüpheli şahıs İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri tarafından yapılan titiz çalışma sonucu yakalandı. Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, öneratörün ilgilere teslim edildiği belirtildi açıklamada Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi tarafından faili meçhul olayların şüphelilerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında yapılan titiz çalışmalar sonucunda 13 Aralık 2021 günü Dicle ilçesi Kocaalan mahallesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen baz istasyonundan hırsızlık olayının şüphelisi oldukları tespit edilen AB ve MEO isimli şüpheliler yakalanarak haklarında adli işlemlere başlanılmıştır. GSM şirketine ait 9,5 kW'lık jeneratör şirket yetkililerine teslim edilmiştir halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir, denildi. Diyarbakır'da korkutan yangın, restoran kül oldu. Diyarbakır'da alev alan restoran küle döndü, o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Doktor Sıtkı Göral Caddesi üzerinde bulunan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bacada başlayan yangın, kısa sürede restorana sıçradı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Uzun uğraşlar sonrası söndürülen yangında restoran kullanılmaz hale gelirken, korku dolu anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Eğil Atık Su Arıtma Tesisi Dicle Barajını Koruyor Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi, Diski Genel Müdürlüğü, kentin su havzası olan Dicle Barajı'nı korumak için inşa ettiği Eğil Atık Su Arıtma Tesisi, ilçenin kanalizasyon şebekelerinden gelen günlük 800 metreküp atık suyu arıtarak Dicle Barajı'nı koruyor. Diski Eğil Atık Su Arıtma Tesisi, ilçenin kanalizasyon şebekelerinden gelen günlük 800 metreküp atık suyu arıtarak temiz bir şekilde aşağı döşemeler mahallesinde yer alan kurumuş dereye deşarj ettiğini belirtti. Eyl ilçesinde kanalizasyon hatlarından alınan atık suyu Dicle Barajı'ndan uzak alana temiz şekilde deşarini sağladığı için kentin içme suyu kaynaklarını koruyor. Tesis, fiziksel, biyolojik ve çamur susuzlaştırma olmak üzere 3 üniteden oluşuyor. İleri biyolojik atık su arıtma özelliği taşımamasına rağmen azot ve fosfor giderimi de sağlıyor. İlçe merkezinden kanalizasyon sistemi ile toplanan atık sular DNA 200 milimlik hatla tesisin birinci aşaması olan fiziksel arıtma ünitesine naklediliyor. Fiziksel arıtma üniteleri kaba ızgara, ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu ile kum ayırıcılardan oluşuyor. Ünitelerde atık suyun içerisindeki tutulabilir katı maddelerin ayrıştırıldığı ifade edildi. Diski, yaptığı yazılı açıklamada, fiziksel arıtma ünitelerinden geçen atık su, dağıtım yapısına alınıyor. Dağıtım yapısına alınan atık su, iki adet olan havalandırma tanklarına ulaştırılıyor. Uzun havalandırmalı aktif çamur, projesine göre tasarlanan tanklar, oksik ve anoksik bölgelere ayrılıyor. Burada oluşan biyokütle sayesinde atık suyun içerindeki karbon, azot ve fosfor giderimi biyolojik olarak gerçekleşiyor arıtma işlemi için herhangi bir kimyasal kullanılmıyor. Havalandırma tanklarından çıkan atık su son çöktürme tanklarına naklediliyor. Bu ünitede tankın üst kısmından arıtılmış su savaklanarak, arıtılmış su tankına geçiyor. Arıtılmış atık su tankına gelen arıtılmış sular, yüksek terfili pompalar vasıtasıyla aşağı döşemeler mahallesinin güneydoğusunda yer alan kuru dere yatağına deşarj ediliyor. Son çöktürme tanklarının dip kısımlarına çöken arıtma çamuru, geri devir istasyonu vasıtasıyla tekrardan havalandırma tanklarına gönderiliyor. Fazla oluşan arıtma çamurları ise çamur susuzlaştırma ünitesine alınıyor, ifadelerine yer verdi. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nden Sarıkaya Yakınama Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi, Muharrem Sarıkaya'nın bir programda yaşanan teknik soruna müdahale eden İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir'e yapılan çirkin saldırı kınadı Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Muharrem Sarıkaya'nın, Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'i canlı yayında konuk ettiği programda reji ile yaşadığı teknik sorunu çözmeye çalışan İhlas Haber Ajansı muhabiri Ahmet Demir'e yönelik fiziki saldırı asla kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada meslektaşlarımıza yönelik saldırıların son bulması için çabalarken benzer şiddetin gazeteci sıfatıyla ekranlarda yıllarca boy gösteren bir kişiden görmeyi şaşkınlık ve büyük üzüntüyle izledik. Genç meslektaşlarımıza örnek olması gereken Sarıkaya'nın sergilediği bu tutumu şiddetle kınıyoruz. Genç meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz saldırıyı camiamızın her alanında ter döken arkadaşlarımıza yapılmış sayıyor ve bunun kamuoyuna yansıdığı için kamuoyu önünde dilenen bir özürle geçiştirilmemesi gerektiğini bildirmek isteriz, ifadelerine yer verdi. Kadınlara kades tanıtıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kadın yaşam merkezlerinde kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddeti engellemek amacıyla geliştirilen kadın acil destek ihbar sistemi, KADES, eğitimi verdi. Büyükşehir Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü arasında yapılan şiddetle mücadele ulusal eylem planı çerçevesindeki ortak çalışma devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen projeyle kadın yaşam merkezlerinde kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemlerin önüne geçmek için hayata geçirilen KADES uygulaması kadınlara tanıtıldı. Polisler tarafından verilen eğitimlerde kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda neler yapabilecekleri örnekleriyle anlatıldı. Büyükşehir Belediyesi farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışmalarına devam edecek. Renkli gözlere özenti attı, lens kullanımı tehlike saçıyor. Diyarbakır'da son dönemlerde renkli göze sahip olma tercihinde ilgi artmaya başlandı lens tercihinde bulunan vatandaşlar, göz kaybı tehlikesiyle karşı karşıya. İnternetten sipariş edilen sahte lenslerin kullanılmaması için de uzmanlar uyardı. Son zamanlarda estetik durmak için renkli göz lenslerin kullanımı arttı. 4 yıl önce çıkan yasa gereği optikçilerde doktor reçetesiyle olmadan satılmayan lensler, bu kez internet sitelerinde sahte lenslere yöneltti. Sıklıkla lens kullanımı nedeniyle göz problemleri yaşayan vatandaşların şikayetlerle göz doktorlarına başvurduğu ortaya çıktı. Memorial Hastanesi'nde görevli operatör Doktor Belgin Ekmekçiler, lens tercihinde bulunan bireyleri reçetesiz ve sahte lens kullanımının göz kayıplarına neden olduğuna ilişkin uyarıda bulundu. Memorial Hastanesi'nde görevli operatör doktor Belgin Ekmekçiler, sahte lens kullanımlarının gözlerde enfeksiyona neden olduğunu ve internette satışların denetlenmesi gerektiğini kaydetti. Operatör doktor Ekmekçiler, kış aylarının gelmesiyle güneş gözlüğünün de kullanılması gerektiğini hatırlatarak ultraviyole ışınlarının göz yakma sebepleri olduğunu vurguladı. Ekmekçiler, 4 yıl önce bir yasa çıktı, göz doktorları reçete etmeden gözlükçüler kontak lens satamıyor. Lise çocukları özellikleri için gözlükten kurtulmak ya da estetik renkli lens takma isteklerinden dolayı sık sık gözlükçülere gidip lens alabiliyorlardı. Ama Türkiye'de çok ciddi göz enfeksiyonları ve göz kaybı vakalarıyla karşılaşıldı. Şu an yasa gereği doktor reçete etmeden kontak lens almalarının imkanı yok. Lens basit bir olay değil, gözün en hassas noktasına uyguladığınız bir yabancı cisimdir. Temiz bakılmazsa çok ciddi göz kayıplarına sebep olacak enfeksiyonlarla karşılaşabiliyoruz. Lens takan hastalar 6 ayda bir doktora gidip lensler nasıl gidiyor, uyup uymadığını kontrol etmesi gerekiyor dedi. Lensin sahte olup olmadığını anlamanız imkansız. İnternette alınan lenslerin orijinal lens mi, sahte mi olduğunu anlamanın imkansız olduğunu söyleyen ekmekçiler, sahte olup olmadığını anlamanız imkansız. O yüzden alacağınız lensler optiklerden üzerinde barkodu ve resmi evrakı olan firmalarda alınması gerekir. Güneş gözlüğünün amacı ultraviyoleden korunmaktır. Kışın kar yağan bölgelerde rutin güneş gözlüğü öneriyoruz. Beyazdan yansıyan ışık ultraviyole olarak gözlerimize gelerek yanıklar yapabilmekte şeklinde konuştu. Uzman optisyen kahraman özel ise son zamanlarda lens kullanımın artmasının sebebinin genelde özentiden kaynaklı olduğunu belirtti kahraman, lens alırken ve kullanırken doktor kontrolünde olması gerektiğini, lens alımlarının optisyenlerden alınması ve internet ortamına alınan her türlü ürünün göz sağlığı açısından zarar teşkil ettiğini aktardı. Silahla karakola giren akli dengesi, bozuk şahıs etkisiz hale getirildi. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde yabancı uyruklu şahıs, pompalı tüfekle huzur evleri polis merkezi amirliğine girmeye çalıştı şahıs etkisiz hale getirildi. Olay, Kayapınar ilçesi Huzurevleri Polis Merkez Amirliği'nde meydana geldi edinilen bilgilere göre, aklen mağlul olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu şahıs, pompalı tüfekle karakola girmeye çalıştı. Şüpheli, personel tarafından etkisiz hale getirildi. Şahsın, polise karşı herhangi bir saldırı girişiminin olmadığı belirtildi şüpheli şahsa daha önce de meskun mahalde ateş etmekten işlem yapıldı, karakolda havaya ateş açtı ve polisler silah kullanmadan şahsı etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı. Silvan'da ticari taksi plakası ihalesi gerçekleştirildi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin Silvan'da 29 yıl süreyle çalışacak olan 76 ticari taksi plakası için yaptığı ihalede 69 plaka için teklif verildi. Silvan'da ticari taksi taşımacılığın kayıt altına alınması, korsan taşımacılığın önlenmesi, taksi hizmetlerinin bir düzen içerisinde sürdürülmesi ve gerekli denetimlerin sağlanması amacıyla 29 yıl süreyle çalışacak olan ticari taksiler için plaka ihalesi yapıldı. Ali Emiri Kongre Merkezi'nde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. maddesine göre, açık teklif usulü yapılan ihalenin komisyon başkanlığını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan yaptı. Gerçekleştirilen ihaleye katılan istekliler, ilçede bulunan yeni hastane, postane, cami, minibüs depolama, lise, belediye, Diyarbakır Yeni Yol, anıt, asayiş ve toki duraklarında çalışacak 69 plaka için teklifte bulundu her bir ticari plakası için katma değer vergisi, hariç 80 bin Türk lirası muhammen bedel belirlenen ihalede, diğer plakalar için başka teklif veren olmayınca ihale tamamlandı. Vefakar öğretmen öğrencilerini yalnız bırakmıyor. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde ziyaret İlköğretim okulunda görev yapan Halit Tekin, eğitim-öğretim çalışmalarının yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencileri için kolları sıvadı. Ziyaret İlköğretim Okulu'nda görevli sınıf öğretmeni Halit Tekin, okul dışında da öğrencilerine yönelik çalışmalar başlattı. Eğitim verdiği okulun kütüphanesine kitap ve ansiklopedi desteği sunarak çalışmalara başlayan Tekin, ekonomik durumu elverişli olmayan çocuklar için kolları sıvayarak çalışma başlatıp yardımlarda bulundu. Çalışmalar kapsamında mont, bot, kırtasiye malzemeleri ve çorap dağıtımı gerçekleştiren Tekin, 80 öğrencinin yüreğine dokundu bir yandan eğitim-öğretim çalışmalarına devam edeceğini belirten Tekin, bir yandan da sosyal yardım faaliyetlerine kesintisiz devam edebilmek şiarıyla bundan sonra da gayret ve çaba göstereceğini kaydetti. Tekin, çalışmalarında kendisine destek olan okul yönetimine ve velilere teşekkür etti. Yasa dışı bahis çetesi Diyarbakır'da çökeltildi. Diyarbakır'da siber suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis çetesi çökertildi. Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis ile mücadele etmek amacıyla yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde dün Diyarbakır İl Merkezi'nde 11 adres, 17 şüpheliye yönelik 22 ekip ve 80 personelin katılımı ile eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamındaki adreslerin 10'unda yasa dışı bahis oynatıldığı ve çok sayıda kişinin sanal bahis hesaplarının bulunduğu tespit edildiği açıklandı. Operasyon sonucunda 2 adet ruhsatsız silah, 2 adet şarjör, 19 adet fişek, 17 adet cep telefonu, 12 adet sim kart, 1 adet hafıza kartı, 8 adet hard disk, polis baskınlarına yakalanmamak ve delilleri karartmak amacıyla elektriği kesmeye yarayan 2 adet kumanda düzeneği ele geçirilirken, ayrıca 5390 TL'ye el konuldu vurgulandı. Operasyon neticesinde 17 şüpheli yakalanarak 14 Ü adliyeye sevk edildi.